Selam arkadaşlar. Tekrar farklı bir video ile karşınızdayız. Bugünkü videomuz özellikle bir hadis-i şerif ile alakalı. Deccal ile beraber Ceylan diye anılan bir kadın var. Bu hadisi bize kardeşimiz Mersin'den Erdal Ekinci kardeşimiz aradı, bildirdi böyle bir hadisi olduğunu. Ben de kendisine duymadım ama. Daha önce karşılaşmadığımı söyledim. At bir bakalım dedik. Attı. İnşallah biz bunun kim olacağını bu videomuzda ortaya koyacağız kardeşlerim. Yani diğerleri gibi videoyu o işte hadisi okuyup geçen video yapan türden biri değiliz yani. Eğer biz bir şey bize nasip oluyorsa onları sizlerle paylaşıyoruz. Bu da öyle bir video inşallah. Başlayalım. Hadis-i Şerif'i okuyaraktan inşallah. Hadis-i Şerif Kitab-ul Fiten fil Melahim şeyinde geçen cilt 2'de geçen 1457 nolu hadis var. Numan bir şeyinde geçiyor yani. Deccal ile beraber Ceylan diye anılan bir kadın vardır. Deccal daha bir şehre yönelmeden o kadın ondan önce oraya gidip şöyle der. Bu adam gelip üzerinize saldıracak. Ondan korkun. Şimdi bunu hadisi okuduk kardeşlerim. Ekranda da siz de görüyorsunuz. Şimdi özellikle biz mesela Deccaliyet döneminde devin başında yani özellikle Amerikan devinin başının başkanı olduğunu o dönem Hazreti Süleyman kıssasından Belkıs diye adlandırdığımız yani dedik ki Amerika'nın başında bir kadın yönetici olduğunda bunun da çeşitli videolarımızı belirttik. Kamala Harris olduğu dönemde Mehdi Aleyhisselam ortada olacak. Göz önünde olacak. Bunu hatırlayın. Bunu niye belirtiyorum? Bu ayrı. Bir de burada Deccal'a tabi olan bir kadından bahsediyor. İsmi Ceylan diye. Diğer şeylerine de araştırdık. Bu hadisi nakleden kişilerin hepsi de çeviri olaraktan Ceylan ismini kullanıyor. Ceylan olarak adlandırıyor. Hepsi farklı türden kişiler, yani nakledenler. Şimdi bunu da belirtmekte fayda var yani. Bu Deccaliyet memleketinde olan bir kadın değil. Peki bu kadın nerede? Ceylan ismine baktığımızda hani Türkçeden olarak hani Ceylan olarak baktığımızda Arapça farklı anlatılıyor. Özellikle hani bu Müminlerin, Müslümanların olduğu bir bölgede olan bir kadından bahsediyor. Bunu belirtmekte fayda var. Şimdi buradan bu kadın ne demek istiyor yani? Müslümanları korkutan, Deccal ile tehdit eden, bana uymazsanız, bak Deccal gelir size saldırır zihniyetinde olan biri. Mevcut insanları Deccal ile korkutup iktidarı ele geçirme, vesaire gibi hani yönetim ele geçirme düzeyinde olabilecek biri olarak ben anlıyorum. Şimdi Ceylan ismine baktığımızda neye Ceylan denir? Geyiğin dişisine Ceylan denir. Ayrıca ne denir buna? Karaca denir. Geyiğin dişine. Bir de ne denir? Maral denir. Yani Ceylan deyip geçmemek lazım. Yani geyiğin dişisi olarak bu Ceylan ismi nereden geliyor diye baktığımızda geyiğin dişisine, erkek geyiğinin dişisine Karaca, Ceylan, Maral denir. Şimdi diğer bir isminde Maral'dan bu kişinin, bu kadının Meral Akşener olduğunu ben anlıyorum. Ve bu şekilde de bunun ismi üzerinden de Meral Akşener'in ismi üzerinden de Maral, Ceylan olarak da bir gönderme yapılıyor. Şimdi Meral Akşener'e de baktığımızda kardeşlerim, tutum davranışına, devlette yaptığı bakanlık dönemine, Fethullah Gülen ve örgütüyle olan ilişkilerine baktığımızda ve kendisinin hala Avrupa Birliği'ne entegre olmayla yönelik, NATO'ya entegre olmayla ileri sözleri var. Hani zenginliği orada bekleyen biri. Şimdi Batı'ya entegre olmuş. Çünkü niye? Fethullah Gülen de Batı'nın uşaklarına yapan biri. Batı'ya hizmet eden biri. Diyeceksiniz ki ya diğerler hizmet etmiyor mu? Evet diğerler de hizmet ediyor.
Ben burada sadece bir siyasi kişiliği kenara koyuyorum. Bu da rahmetli Erbakan'ın oğlu. Onu kenarda tutuyorum. Diğerlerinin hepsi direkt veya dolaylı Deccaliyete ve Batı'ya hizmet eden kişilerdir. Birbirine farkları yoktur. Sadece konum farkı vardır. Biri büyük hizmet eder, biri az hizmet eder, biri orta derecede hizmet eder, biri gizli hizmet eder, biri aşikar hizmet eder. Bunlar da bu türden. Şimdi bunu belirtelim kardeşim. Çünkü bunlar hepsi birbirini tanıyor. Çünkü baştaki ne dedi? Biz dedi ki Obama ve Trump'la çok iyi çalıştık. Nasıl çalıştın? Ülkeyi yıkmak için mi çalıştın? Bunlar hep ülkeye saldırdılar. Terörle, ekonomik olarak yaptırımlarla. Demek ki bu da onlarla çalışıyor, doğru mu? Diğeri darbe ve darbe üzerine teşebbüslerine, örneğin ülkeyi ele geçirmek vesaire, ben başbakan olacağım demek. Yani bunların hiçbiri tesadüfü değil. Bugün altılı masa diyen kişiler bile işte PKK'yı kim destekliyor, DHKPC'yi kim destekliyor, işte DAEŞ'i kim destekliyor örneğin. Bunlar hep bir silahlı kanadın, bir Amerikan terör üreticisi olarak da ortaya koyduğu terörlerle ülkeleri dizayn eden bir yapının savunucuları bu kişiler hepsi. Yani bunların biri doğru değil. O nedenle bunların içinde de bir kadının ortaya çıkıp sıyrılması hadislerde bildirildiği üzere tam bu dönemi yaşıyoruz. Yani biz derken işte bu dönemde Allah'ın izniyle özellikle biz 2023 tarihini vererken de 4-5 tane ayetten çıkarıyoruz bunu. Kendi fikrimiz değil, birilerinin 2023 hedefi demesiyle olan bir şey değil. Örneğin tekrar edelim. Hazreti Nuh aranızda 950 yıl yaşadı. Hazreti Nuh'un Türklerle, Türklerin yani babası oldu. O Yafes'in babası oldu. Onun oğlu Türk'ten bu yana diye kayboyuyla gelen örneğin 950 yıllık bir Anadolu'da bulunmalarının, Selçuklu ve Osmanlı'nın ve Cumhuriyet rejiminin bulunduğu yıl 950-951. Yıla giriyor. Bundan dolayı diyoruz. 2023, hatta 2023'e girerken yıkılış başlayacak dedik. Defaatçe söyledik. Yani bize tespitimizin biri bu. Bir de eşeğiyle biri geliyor. Bir belde yıkılmış belde Osmanlı yıkıldı. Eşeğiyle geleni söyledik Mustafa Kemal. Eşek de devlet sistemi, cumhuriyet sistemidir. Bunun da 100 yıl sonra dirilttik demesi ve baktığında her şey düzelmiş diye gördüğü, onun da 100. yıla. Yani buradan da bunu anlıyoruz. Yani öyle gelişi güzelden bir şeyden anlamıyoruz. Hatta Hz. Musa'nın 3 kıssası var. Bir kulumuzla diye hitap etti Rabbimizin. Oradaki gencin de inansız genç olduğunu, anne babasına asi olacak diye öldürüldüğünü, anne baba Osmanlı Selçuklu işte, Anadolu toprakları kastedilerek de, oğlu da cumhuriyettir, inkarcı, layık olduğu için. Biz dedi onu öldürdük yerine hayırlı bir evlat verelim diye. Şimdi aklıma gelmedi. Başka bir ayet daha var tespit etmesi. Evet, Rum suresi. Rumlar yakın yerde yenildi. Nerede yenildi? İdlib'de yenildi. Yakın yeri dedi dünyanın en alçak yeri diye adlandıran cahillerin uydurmasıdır. Yakın yeri dedi Hatay'ın dibi olan Müslümanlara yakın topraklarda, özellikle Müslümanlara diyeceksiniz Esad vesaire bunlar Müslüman değil mi? Görüyorsunuz zaten. Esad'ın askerleri Esad'a ilah alaştırıyor. Hatay'ın dibine yakın İdlib'de yenildi. Neyle yenildi? İHA SİHA'yla. Ayette ne diyor? Onların yenilmeleri de galip gelmeleri de Allah'ın muradıdır. Yani Allah'ın dilemesiyle oluyor, hükmüyle oluyor. Ama diyor Rumlar birkaç yıl içinde galip gelecekler. Yani birkaç yıl biz bunu ilk videomuzda da söyledik. 2 veya 3 yıldır. 2020'nin Mart'ında olan bu olay 2023'ün Mart'ına kadar süresi var. Rusların saldırıp İstanbul'u işgal etmesiyle alakalı. Biz bunu daha önce Temmuz, Eylül vesaire dedik. Sonra bir rüyamızda da bunu en son yanlış mı tevil ettik gibisinden önümüzdeki 12. aya kadar uzattık. Belki 12. ay da olmayacak. Ama bütün bu verilerle biz hani her zaman diyoruz Rabbimizin bize nasip etmesinden Allah'ın kader planını bilme, öğrenme, bunun tercümanlığını yapmamız anlamında %90-95 bu işe yakınız. Yani %5, %10 sekebilir bizim söylemlerimiz. Sonuçta biz insanız. Bütün hepsini alıp bilebilmek, günü gününe, saat saatine verebilmek
haşa Allah katında bir Resul, bir Nebi ya da haşa haşa bir farklı bir şey olman lazım onları birebir yani söylemen için. Bunu yazan olan Allah gibi kendini değerlendirmen lazım. Günü gününe söylemen için. Ama biz öyle demiyoruz. Biz ne diyoruz? Rabbimizin bunlarına bildirdiklerine %90-95 yakınız. %100 diyemeyiz yani. Öyle bir verimiz de bilgimiz de yok. Yani biz insanız, zayıfız, kusuruz. Yani hamdolsun ilim sahibiyiz. İdrakımız, anlamamız, okumamız, bakışımız farklı. Yani bunu da böyle kendimizi kibir, gurur şey olarak kendimize görmüyoruz. Hepsi Rabbimizin lütfeysen. Bunu da belirtelim inşallah. Şimdi hal böyleyken bu sürecin içerisinde olduğumuz işte Amerika'nın başına geçecek Kamala devrede, gündemde. İşte Meral Akşener, Ceylan diye, Maral diye adlandırılan kadın ortada. Sufyan denilen Recep Tayyip ortada. Bütün bunlara baktığımızda çok ilginç görüyoruz. Hepsi bu döneme sıkışıyor. Yani eli kulağında. Hani seçimlerin bu ülkede de 2023'te olması, biz defaça söyledik seçim olmayacağını. En doğrusu Rabbimiz bilir yine. Seçim olmayacağını söylememize rağmen durum böyle yani. Bunu hepsinin üst üste gelmesi tesadüf olamaz değil mi? Demek ki bizim Rabbimizin bize verdiği ilimler çerçevesinde ne kadar doğru, ne kadar isabetli, ne kadar hani hedefi 12'den değil de 12'nin altından vurma gibi, 11, 11.7, 11.5'ten vurma gibi bir Allah vergisi, bir lütuf ve ihsana sahip mazhar veriyoruz. Yani bu da böyle yani. Kardeşimiz bize bunu şey ettiğinde ben dedi, hocam dedim bunu biliyor musun dedi bu hadisi. Ben dedim okumadım, görmedim, önüme çıkmadı. At bir bakalım dedi. Atınca da hamdolsun. Ben de baktım. Bunun birkaç videosunu yapmışlar. Hadis diye okuyup geçiyorlar. Yaptıkları bir şey yok. Çünkü bilmiyorlar. Bilenle bilmeyen farkı burada çıkıyor. Hamdolsun. Biz de hemen Allah'ın lütfesine ne olduğu anlaşılır bir vaziyette ortaya koyabiliyoruz yani. Bunu belirtmekte fayda var kardeşlerim. Yani bu dönemde Meral Akşener'in başrol çekeceğini, üstü kapalı zaten göndermeler yaptığını iktidara, ki hepsi aynı bize göre. Sadece ben yöneteyim, o yönetsin kavgası var. Zaten hepsinin yaşlarına baktığınızda biz sonraki videomuzda inşallah onu göreceksiniz. Dünya yönetenlerin yaşlarına baktığınızda artık bir şeyin sonuna geldiğimizde anlayacaksınız. Yani bütün bu veriler ışığında hadiste bahsedilen Ceylan'ın aslında Maral'dan Meral ismine bir gönderme yapıyor Allah Resulü. Bunu da en iyi anlayanlar biziz, hamdolsun biznillah. Bunu belirtmek istiyorum kardeşlerim. Ve bundan sonra özellikle dediğim gibi Meral Akşener üzerinde bu videoyu izleyenler için diyorum. Biraz daha bakış açınız değişsin, görsün. Özellikle Sofyan, Maral denen, Ceylan denen kadın Meral Akşener. ABD başındaki Kamala Harris ve Biden'ın ölüm ihtimalinin çok yüksek olduğu. Çünkü Hacı Şerif de diyor Rum Meliki hastalıktan öler diye. Yani bu çerçevede bunlara bakmak lazım. Yani her şeyin arefesindeyiz. Her an her şey olabilir. Biz sadece dediğiniz gibi biznillah rüyanın, kaderin, hadisin, ayetin ve güncelin, görünen görünmeyen, bilinen bilinmeyen, görüp de anlamadığınız, farkına varamadığınız şeylerin biz tercümanlığını yapabilecek bir potansiyele sahip kişiyiz biznillah. Niçin tercümanlık diyorum burada da kardeşlerim? Gerçekten de hani biz Rabbimiz ve Allah Resulü'nün neyi nasıl anlattığını en iyi biliriz. Onun haricinde nakleden, okuyup geçenlerden değiliz. İnşallah biz de bu konularda sizlere vesile olmaya çalışanlardanız. Sizlerin de desteklerinizle, dualarınızla inşallah daha hayırlı işlere vesile olacağımızı düşünüyoruz. Ben tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Rabbime emanet olun.